Merhaba Arkadaşlar Bu programda marka iletişiminde analiz ve araştırma iki başlığını taşıyan dersimizin 6. ünitesini oluşturan analiz ve araştırma sonuçlarını sunmak konusu hakkında konuşacağız. Bu programda etkili bir raporun özellikleri neler olduğu, rapor oluşturma sürecinin nasıl gerçekleştiği, yönetici özetinin özellikleri, raporların nasıl sunulması gerektiği ve etkili bir sunumun nasıl yapılabileceği konularını ele alacağız. Markalara yönelik olarak pazarlama ve iletişim açısından değerlendirmelerin yapılması, araştırma ve analizlerin yapılmasını gerekli kılar. Etkili bir sunum gerçekleştirebilmek için sunumların nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmamız gerekir. İyi ve etkili bir sunum yapmak amacımıza ulaşmamızda önemli bir adım olabilir. Bir araştırma ya da analiz için gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra eldeki verilerin bir anlam ifade edebilmesi için belli bir düzen çerçevesinde ortaya konması gerekir. Araştırma ve analiz sonuçlarının iki yolu sunumu söz konusudur. Raporlanması yani rapor haline getirilmesi ve bir topluluk önünde sunulması. Raporlar belli bir amaç, hedef veya istek üzerine ilgili hedef kitleye sunmak üzere hazırlanan, yazı olarak yapılandırılmış sunumlardır. Bir raporun yazılabilmesi için öncelikle bilgiye ihtiyaç duyulur. Bu nedenle öncelikleri rapor amacına yönelik olarak bir araştırma ve analiz yapılmalıdır. Raporda bu bilgiler sistematik ve yapısal bir şekilde sunulur. Araştırma sonucunda elde edilen verilere yönelik sonuçlara ulaşılır ve rapor sonuçlarını değerlendiren anlamlı ve uygulanabilir önerilerde bulunur. Araştırma raporları araştırma sonucunda elde edilen kanıtları ve araştırmanın kalitesini ortaya koymak açısından önemlidir. Bir rapor yazma sürecinde genel olarak iki aşamadan söz edilebilir. Rapor yazmaya başlamadan önce bir hazırlık aşamasına yani plana ihtiyaç duyulur. Bir bu hazırlık yapıldıktan ve plan oluşturulduktan sonra yazma aşamasına geçilir. Bir plan dahilinde ve biçimsel özellikler dikkate alınarak rapor yazılır. Bir rapor hazırlamak için öncelikle temel olarak bir ön çalışma yapılması gerekir. Rapor amacının açık ve net bir şekilde ortaya konması, raporun daha açık ve kesin olarak yazılması için ön koşul oluşturmaktadır. Yazmadan önce raporların planlanması gerekir. Raporun amacı, kime sunulacağı, içerisinde ne konacağı üzerinde düşünülmesi gerekir. Bütün bunlara karar verildikten sonra yazma işlemine geçilebilir. Planlama aşamasında amaç ve hedef kitle net bir şekilde tanımlanır. Araştırmanın karakteristik özellikleri saptanır ve bilgiler bir araya toplanır. Öncelikle ana başlıkların oluşturulması, daha sonra bu ana başlıklar altında kritik noktaların oluşturulması gerekir. Daha sonra bu kritik noktalar alt başlıklar altında bu fikri destekleyecek görüşler, kanıtlar ve bilgilere yer verilerek rapor tamamlanmaya çalışılır. Yazma aşamasına geçildiğinde genellikle yazmadan önce bir taslak oluşturulur. Bu taslak ham bir metin olarak görülmeli ve alt başlıklar altına sahip olunan bilginin tamamı yazılmalıdır. Yazma aşamasında ana metin hazırlandıktan sonra bir de özet ya da yönetici özeti oluşturulur. Ayrıca bu bölümde metni destekleyecek diğer malzemeler hazırlanarak eklenir. Raporların hazırlanması sürecinde raporda yer alması gereken bölümlerden biri de yönetici özetidir. Yönetici özeti kavramı bir bütün olarak kapsamlı olarak hazırlanan raporda temel noktaların gözden geçirilmesine olanak sağlayan bölümdür. Yönetici özeti tüm rapor okumadan da neler içerdiğini anlaşılmasına olanak sağlayacak bilgiye sahip olmalıdır. Yönetici özeti amacın ortaya konması ve kapsamıyla başlar. Temel soruna bağlantı kurulur, teknik olmayan bir delile sorunun çözümüne ve bulgulara yer verilir. Sonuç ve önerilerle de tanap tamamlanır. Bazen bir raporun yapılması tek başına yeterli olmayabilir. Raporun aynı zamanda bir grup önünde sunumu da istenebilir. Genellikle bir toplantı kapsamında bu tür sunumlar gerçekleştirilmektedir. Böyle bir sunumu yapılabilmesi 3 adımda gerçekleşir. Bir raporun sunumu için öncelikle mutlaka yine bir plan hazırlanmalıdır. Bir sunum, sunum planı oluşturulduktan sonra rapor konuşma metnine dönüştürülerek sunum dosyası hazırlanır ve son aşamada ise sunum gerçekleştirilir. Sunumlar belli bir hedef kitleye yönelik olarak bilgi paylaşmak, onları ikna etmek ve harekete geçirmek üzere gerçekleştirilebilir. Raporlar nasıl bir plan içerisinde yazılması gerekiyorsa sunumların da bir plan içerisinde hazırlanması ve sunulması gerekir. Herhangi bir konu hakkında sunum yapılacaksa öncelikle veri toplanması ve metnin yazılması gereklidir. Sunum planı uygularken sunum amacı, yeri, süresi, dinleyici özellikleri Görsel yardımcılar gibi unsurları dikkate almak gerekir. Eğer farklı bir uygulama zorunluluğu yoksa, sunumla için bir bilgisayar ortamında sunmak üzere sunum programı kullanılması gerekir. Sunum yapılırken metin konuşma metnine çevrilir ama bu yeni metin olduğu gibi sunum dosyasına aktarılmaz. Hazırlanacak olan sunum dosyasının konuşmayı destekleyecek nitelikte olması gerekir. Sunum dosyası oluştururken metin özelliklerine, renklere, kullanılacak görsel dikkat edilmelidir. Sunumun anlatılmasına yani konuşmaya başlarken rahat ve güvenli bir duruşla çıkış yapılması beklenir. Öncelikle planlandığı gibi sunumun altyapısı ve amaçları konusunda kısa ve açık bilgiler verilir ve daha sonra da ana noktalar açıklanmaya başlanır. Etkili bir konuşmanın gerçekleşmesi için şunlar önerilebilir. Açık ve net olma. Konuşmada sunulan fikirler açık bir şekilde ifade edilmelidir. Ön hazırlık yapma. Hedef ve içeriğin sunumu ile ilgili bir konuşma planı oluşturmalıdır. Sade olma. Gereksiz detay detaylarla izleyenlerin sıkılmasına neden olunmamalıdır. Konunun özünü sunmak yeterlidir. Canlı sunma. Sunuşun canlı ve enerjik biçimde sunulması önerilmektedir. İlgi çekebilmek ve etkili iletişim kurabilmek amacıyla canlı bir sunuş yapılmalıdır. Doğal olma. Özellikle ses tonunun ve beden dilinin kullanımında doğal davranılmalıdır. Kısa ve öz olma. Konunun sade olarak anlatılmasıyla bağlantı olarak zamanı iyi kullanmak, sunuşu istenen sürede bitirmek açısından önemlidir. Marka iletişiminde analiz ve araştırma iki başlığını taşıyan dersimizin altın üçüncüsünü oluşturan analiz ve araştırma sonuçlarını sunmak konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlerle etkili bir raporun özellikleri neler olduğu, rapor oluşturma sürecinin nasıl gerçekleştiği, yönetici özetinin özellikleri, raporların nasıl sunulması gerektiği ve etkili bir sunumun nasıl yapabileceği konularını tanıtmaya çalıştık. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.